Hocam Koray da Türkiye'ye neden geç geldi? Neden geç gelmesin ki? Takdiri ilahi. Ama takdiri ilahi sadece Türkiye için geçerli değil. Hindistan'a da gelmedi. 1 milyarlık Hindistan'a neden gelmedi? 1. Belirli tesadüflerden dolayı gelmemiştir. 2. Türkiye bu konuda son derece güzel tedbirler aldı. Gireni çıkanı çok güzel kontrol etti. Yani bu konuda Sağlık Bakanı'na ve bütün bu işlerle uğraşanlara teşekkür etmek lazım. Artı bir üçüncü faktör de olabilir. Hindistan gibi bir ülkede hijyen çok zayıf, oraya da gelmediğine göre demek ki bazı dirençlilikle ilgili genetik faktörler olabilir. Bu üç nedenden dolayı tahmin ediyorum Türkiye'ye geç geldi. Ama bu gelmeyecek demek değildir. Nihayet geldi ve maalesef bugün bir ölümümüz var. Peki hocam koronadan korunma yöntemleri nelerdir? Koronadan korunma yöntemleri son derece basittir. Ve zaten bu bir devlet işi değildir. Devlet tabii ki yardımcı olacak, karantinalar koyacak, karantinalar dışında bir sürü önlemler alacak ama koronadan korunma kişisel hijyendir. Bu kişisel hijyenin 10-15 tane maddesi var. Ama biz bunlara girmeyelim. Zaten bunu halkımız öğrendi. Her tarafta da bunlar söylendi. Ama en önemlisini asla es geçemeyiz. El yıkama. El yıkama son derece güzel olacak. El yıkama dışında mutlaka ve mutlaka insanlar ortalama saat başı 100 kez belki de 50 kez elini yüzüne sürer. Çocuklarda da bu çok görülür. Elimizi yüzümüze sürmeyeceğiz. Elimizi günde 5 kez yıkayacağız. Onun dışında dikkat etmemiz gereken en önemli şey kağıt para gibi, kapı kolu gibi elimizin temas ettiği yerlerden sonra elimizin hijyenine bakacağız. Bunları yaptığımız takdirde bir de insanlardan, kalabalıklardan uzak durduğumuz takdirde eğer işimiz gücümüz yoksa kalabalıklardan uzak durmak üzere Sağlık Bakanlığı'nda söylediği gibi evimizde oturur, kendimizi biraz karantinaya alırsak 10-15 gün bu işin çok kolay atlatılacağına inananlardanım. Peki hocam el yıkamadan bahsettiniz. Ellerimizi nasıl yıkamalıyız? El yıkama son derece ciddi bir iştir. Elimizi gayet güzel bir şekilde yıkadıktan sonra eğer şu anda yanımda yok bir diş fırçası bu işin ayırırsanız tırnaklarınızı da güzel bir şekilde fırçalayın ve günde en az 5 kez özellikle parmak aralıklarını çok güzel yıkayarak ve 15-20 saniyenin altında olmamak üzere güzelce yıkadığımız takdirde elimize bulaşan virüsler yok olur. Elimize bulaşan virüsler yok olursa elimizi yüzümüze sürmeyelim ama sürdüğümüz takdirde bile kolay kolay hastalık bulaşmaz. Demek ki elimizi güzel yıkayacağız. İnsanlardan 2-3 metre uzakta duracağız. Bitti. Esas korunma faktörleri bunlar. Onun dışında şudur budur diye bir sürü şeyler söyleniyor ama esası budur. Kalabalıklardan uzak duracağız. Elimizi güzel yıkayacağız. Elimizi yüzümüze sürmeyeceğiz. Evimize gittiğimiz zaman üstümüzdekileri çıkartacağız. Yeni ev elbiseleri giymekte fayda var. Peki hocam koronavirüs ilk nasıl bulaştı? Valla çok büyük bir olasılıkla yarasalardan bulaştı. Böyle söyleniyor. Ama bu COVID-19 dediğimizin yarasadan bulaştığına dair henüz net bir kanıt yok. Ama biliyoruz ki bu bir koronavirüs. Biliyoruz ki SARS'ta, MERS'te bunlar koronavirüs grubunda. Artık bunların ayrıntısına girmek istemiyorum. Bunları herkes öğrendi. Fakat büyük ihtimalle yarasalardan, uçan kuşlardan, büyük olasılıkla yarasalardan ama illa yarasadan insana geçmesi gerekmiyor. Bazen yarasadan şeye geçiyor, bir hayvana geçiyor. O hayvandan bize geçebiliyor. Özet, vahşi doğadan geçen vahşi bir virüstür. Fakat bu vahşi virüsler bize geçtikten sonra, bütün topluma geçtikten sonra toplum kısmen aşılanıyor ve artık bunlar ehlileşiyor. Bizim üzerimizde binlerce, milyonlarca virüs var. Biz virüs ve mikrop ortamında o denizde yaşayan insanlarız. Dolayısıyla bu vahşi olduğu için insanlarda henüz bağışıklık sistemi bu virüsle ilgili gelişmediği için bu sorunlar oluyor. Ama inanıyorum ki birkaç yıl sonra bu sorunlar bitecek. Peki temasa dikkat edin dediniz ama hani öpüşmekle de bulaşır mı bu virüs? Şimdi kasıtlı soruyorsunuz bu soruyu. Şimdi kimle öpüşeceğinize bağlı. Eğer karşınızdaki kişide korona yoksa öpüşebilirsiniz. Ama bunu bilemediğiniz takdirde öpüşme konusunda çok dikkatli olmak lazım. Tabii ki öpüşmekle, öksürmekle, aksırıkla yani damlacık enfeksiyonuyla bulaşan bir virüs. Bu virüsün girişi de zaten ağızdan, burundan, gözden.
Elinle ben koronavirüsü tuttum. Bulaşmaz. Deriden bulaşmaz. Ama elimle virüs aldım bol miktarda. Böyle bir iki virüsle de bulaşmaz. Bol miktarda virüs almak lazım. Elimle virüsleri aldım. Suratıma sürdüm. Gözüme sürdüm. Gözümü kaşıdım. Oradaki virüsleri gözüme, ağzıma, burnuma. O zaman bu virüs maalesef bulaşıyor ve çok da bulaşıcı bir virüs. Yani zaten bu virüsün esas özelliği öldürücülüğü değil. O kadar öldürücü bir virüs değil bu. Bu virüsün esas özelliği çok hızlı yayılıyor. Bende virüs var, öksürüyorum, taksürüyorum, günde 5 kişiye bulaştırıyorum. Çok kısa zamanda o 5 kişi de 5 kişiye, o 5 kişi de 5 kişiye, birkaç gün içinde bir kişiden yüzlerce kişiye gidiyor. Ama öldürücülüğü o kadar korkunç değil. Maalesef yaşlılara hedef alıyor ve yaşlılarda da bir başka hastalık olduğu için hedef alıyor. Yoksa yaşlılarda direnç iyiyse o yaşlılar da ölmüyor. Ama bakın, bu virüsten ölenlere bakın, hemen hemen %80'i 90'ı 80 yaş ve üstünde. Üstelik genç sayalım 60 aşağısını, 60 ve aşağısındaki gençlere bu virüs öldürücü etki yapmıyor. Peki dünyadaki hasta sayıları hakkında bir bilginiz var mı? Benim değil, sokaktaki çocuğun bile bilgisi var. Dünyadaki hasta sayısı her geçen gün artmakla beraber zannedersem bugün itibariyle 200 bin civarında buldu. Ölü sayısı da zannederim bugün itibariyle 7 bin civarında buldu. Tahmin ediyorum bu iş 15-20 bine kadar gidecek. Ondan sonra da bütün dünyadaki bütün salgınlarda olduğu gibi bir salgının pik noktası vardır. Sonra düşüş noktası ve yok oluş noktası vardır. Bu salgında kimse korkmasın. Birkaç ay içinde ya pik noktası aşılacaktır, aşağı doğru gidecektir ya da yaz döneminde bizim ülkemizde korona morona inşallah kalmayacaktır. Ben Haziran ayında koronadan bahsetmeyeceğimizi ve maalesef acı bir hatıra olarak düşüneceğimizi düşünüyorum. Kimse koronadan korkmasın, koronadan korkmaktan değil, yani korkmaktan korkun. Niye koronadan korkuyorsunuz? Önleminizi alın, hijyeninizi alın, koronadan korkmayın. Peki toplumda bazı insanlarda bize bir şey olmaz gibi bir tavır var. Bunu doğru buluyor musunuz? Takdiri ilahi. Bazılarını eğer Yüce Tanrı koruyorsa onu bir şey bilemem. Ondan sonra şeyden neye kaçsın abi ki? Yani virüs var mı? Bakın ben görmüyorum virüsün olduğunu. Belki onlara bir şey olmaz ama bu maalesef öyle bir şey değil. Herkesi vurabilir ama herkesi vuracak diye bir kural yok. Ben size geleyim yanınızda koronalı olayım, öksüreyim. 3 kez suratınıza damlacık enfeksiyonuyla sizde korona bulaşmayabilir. Ama etrafımdaki bütün insanlara öksüreyim, 20 tanesini korona hastası yaparım. Yani demek istediğim şey şu, herkesin vücut direnci ve genetik yapısı birbirinden farklı olduğu için herkese bulaşacak diye bir kural yok. Bir, bulaştığı zaman sizi hasta edecek diye bir kural yok bulaşsa bile. İki, birçok çocuklarda, gençlerde gördüğünüz gibi bunlar belki öksürük aksırıkla bu işi geçiştiriyorlar. Hiçbir şey olmuyor ama maalesef onlar bulaştırıcı olabiliyor. O bakımdan gençlerin ve çocukların bulaştığı takdirde büyük tehlike altında olan yaşlı dedelerine, anneannelerinin yanlarında bulunmamalarında büyük fayda var. Maske ve koruyucu kıyafet gerçekten gerekli mi hocam? Vallahi bunu hakikaten bu işin otörlerine bırakmak lazım. Ama benim kanaatimce kimsenin maske takmasına gerek yok. Ben maske takılmasına inanmıyorum. Maskeler eğer çok iyi korunaklı özel maskeler olmadıktan sonra bu takılan maskelerin hiçbiri kimseyi korumuyor. Üstelik bu virüsler çok küçük partiküller olduğu için nefes aldığımız zaman o maskelerden geçiyor. Artı maskelerdeki ağzımızdaki nemden dolayı bırakın faydalı olmasını, maskeler zararlı bile olabiliyor. Ama kişi enfekte ise, o kişide korona olduğu kesinleşmişse o kişilerin maske takmasında büyük fayda var etrafa bulaştırmasın diye. Dolayısıyla ben şahsen maske takmıyorum. Artı açık havada koşarken, ederken, yürürken koronavirüsü diye bir şeyden de hiç korkmuyorum. Rahatlıkla sokağa çıkıyorum, bahçeye çıkıyorum. Hiçbir sorun yok. Dolayısıyla ben inanıyorum ki kimse maske takmasın ama hastalar taksın. Hastanelerde eğer korona salgınıyla uğraşan hemşireler, doktorlar, sağlık personeli olduğu takdirde o salgınla uğraşan fedakar doktorlar, fedakar hemşireler maske takabilirler. Onların takmasında fayda var ama adam gibi maske taksınlar. Öyle ameliyathane maskesi gibi maskeler değil. Hakikaten nefes almakta bile zorluk çektiğimiz
mikron düzeyindeki partikülleri bile geçirmeyen adam gibi maskeyi taksa sadece onları takması yeterli. Karantina uygulaması gerekli mi hocam? Şart. Şart. Karantina şart. Zaten bu işin tedavisi henüz yok. Bulundu diyorlar, ediyorlar. Yok efendim aşısı var diyorlar. Yok İsrail aşı bulmuş, yok İran aşı bulmuş, yok Çin aşı bulmuş, yok Roche efendim aşı bulmuş. Bunlar hikaye. Şu ana kadar bulunmuş hiçbir tedavi yok. Söylentiler var. Kimi diyor ki alkol işe yarar. Fena bir fikir değil ama iş yarıp yaramadığı henüz kesinleşmiş değil. Kimisi tuzlu su diyor, kimisi... Geçiz bunları. Henüz dünyaca, bütün otoritelerce kanıtlanmış net bir ilacı yok. Bir takım ilaçlar deneniyor, sıtma ilaçları deneniyor, başka ilaçlar deneniyor ama henüz kesinleşmiş bir şey yok. Dolayısıyla karantinaya gelelim. Bu işin zaten tek önlemi karantina. Niye Sağlık Bakanlığı insanlara evinden çıkmasını gereksiz yere diyor? Neden insanları bütün dünyadaki bu işe çok önem verenler şeye tıkıyor, evlere tıkıyor? Karantina için. Yani bu işte 2 metre yan yana ya da 1 metre yan yana olan ve topluluk içerisinde olan yerlerde bulaştığı için topluluk yerlere gitmezseniz bu hastalık bulaşmaz. Hasta olanlar da bir müddet sonra iyileşir. Büyük ölçüde iyileşirler. Sadece çok yaşlıları maalesef ölümcül olarak etkiliyor. Herkes iyileştikten sonra da bu salgın biter. Karantina şart. Hocam ülkemizde koronanın psikososyal ve ekonomik etkileri neler olacak? Ülkemizdeki koronanın psikososyal etkileri sizin de izlediğiniz gibi çok büyük ölçüde. İnsanlar gereksiz yere panik yaratıp birbirlerini korkutup özellikle sosyal medyada bir sürü saçma sapan ve bir sürü insanları olumsuz yönde etkileyecek o kadar çok haber çıkıyor ki bunlara hiç itibar etmemek lazım ve bütün bunlar bütün ülkenin moralini bozuyor. Gene de biz Türkiye olarak başka birçok ülkeden, başka birçok zengin ülkeden çok daha az paniğiz. Ancak gene de Türkiye'de büyük bir panik olduğunu görüyorum. Gene burada bu süreci, bu krizi dünyada belki en iyi yürüten ülke Türkiye. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Sağlık Bakanlığı ve ekibi o kadar soğukkanlılıkla, o kadar ciddi tedbirlerle, o kadar güzel bir bilim kurulu kurmuş, o kadar güzel yönetiyorlar ki Türkiye'deki paniği azaltmaya çalışıyorlar. Ve hiçbir şeyde saklamıyorlar. Maalesef bugün bir ölümümüz var, onu da söylüyorlar. Maalesef bugün sayımız 50-60'a neyse çıktı, onu da söylüyorlar. Ama burada bir sorun var. Ben inanıyorum ki bu sayı sadece test yapılanlardan elde edildiği için bu sayının biraz daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Fakat bu konuda da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu güzel çalışıyorlar. Biz turizm ülkesiyiz. Paniğe gerek yok. Zaten birkaç ay sonra büyük ihtimalle bu panikler de yok olacaktır. Koronavirüsü de unutulacaktır. Ama bizim turizmimize darbeyi en aza indirmemiz için katiyen panik yapmamamız lazım. Bilim kurulu da, Sağlık Bakanlığı da mükemmel ötesi götürüyor bu işi. Ben de bir sağlık kuruluşun başında yönetim kurulu başkanıyım. Eğer ihtiyaç olursa, inşallah ihtiyaç olmaz, Sağlık Bakanlığı'na yataklarımızı, kadromuzu, elimizdeki özellikle yaşlıların ihtiyaç olduğu, çünkü akciğeri vuruyor bu hastalık biliyorsunuz hepiniz, solunum cihazlarını bilabedel zevkle Sağlık Bakanlığı'na ülkemiz için vermeye hazırız. O zaman yetkililerin önlem almakta geciktiğini düşünmüyorsunuz? Hayır, yetkililer önlem almadı. Yani çok zamanında önlem aldılar. Herkesin iddia ettiği ya da birçoklarının iddia ettiğinin aksine erken bile önlemini aldılar. Allah'tan bizim ülkemize biraz daha geç geldiği için biz Çin'de ne oluyor, İtalya'da ne oluyor, Avrupa'da ne oluyor? Bunları da çok iyi değerlendirdiler ve bundan daha iyi bir kriz yönetimi yönetilemez. Türkiye bu konuda dünyanın en başarılı ülkesi. Peki bu süreci atlatmak için bizi izleyenlere söylemek istediğiniz son bir şey var mı hocam? Korkmaktan korkun, koronadan korkmayın. Hijyenik tedbirlerinizi alın. Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerine harfiyen uymaya çalışın.